Galatasaray'ı detaylıca konuşacağız ama ekranda bir son dakika gelişmesi var değerli izleyenler. Ozan Tufan'ın Watford'a kiralandığı resmen açıklandı. Fenerbahçe Kulübü tarafından satın alma opsiyonuyla kiralanacak Ozan Tufan. Zaten dün akşam duyurduğumuz bir haberdi ama resmi açıklama geldi. Hem bu açıklamanın detaylarını hem de transferin detaylarını şimdi muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul'dan alacağız. Selim, söz sende. Ezgi Toprak, teşekkürler. Senin de söylediğin gibi aslında dün itibariyle duyurduğumuz bir haberdi. Dün zaten Ozan Tufan da antrenmana katılmadı. Ayrılığını bekliyorduk. Ozan Tufan tabii Pereira'nın ilk 11'de düşündüğü bir oyuncu değildi. Bundan dolayı da kendisi de artık ayrılmak istiyordu ve böyle bir karar aldı Ozan Tufan. Fenerbahçe Kulübü de aslında Başkan Ali Koç çok istekli değildi Ozan Tufan'ı gönderme konusunda ama şartlar bunu gerektirdi diyelim. Ozan Tufan yine dün verdiğimiz detaylarda olduğu gibi eğer Watford kümede kalırsa, Premier Lig'de önümüzdeki sezonda mücadele etme hakkı elde ederse 7,5 milyon euroya zorunlu satın alma opsiyonu söz konusu. 1 milyon euro da kiralama bedeli var Fenerbahçe'ye ödenecek olan. Bu maliyetlerle bu transfer gerçekleşti. Ozan Tufan tabii artık kısa bir süre içerisinde İngiltere'ye gidecek. Sanırım orada bir karantina süreci de olacak. Dediğim gibi bizim daha çok İngiliz kaynaklarından izlediğimiz rakamlar, bilgiler de bu şekilde. 1 milyon euro kiralama bedeli ve 7,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Ozan Tufan artık bizi Premier Lig'de temsil edecek bir başka milli oyuncumuz olacak. Selim, Serkan Korkmaz'ın bir sorusu var sana. Selim, yanılmıyorsam başka liglerden önemli takımlar da vardı ama Ozan özellikle İngiltere'yi istedi diye bir bilgim var benim. Doğru mu? Yani Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig hayali eskiye dayanıyor ve çok şanssız bir olay da yaşamıştı. Crystal Palace'a gidecekti. O anlaşmanın bittiği akşam Crystal Palace'da bir oyuncu sakatlandı ve Sörloth'u transfer ettiler. Forvet'te bir oyuncu sakatlandı ve Sörloth'u transfer ettiler. Bu uçak biletleri alınmıştı. Oradan geri döndü. Dediğin gibi başka liglerden, başka ülkelerden de ilgi vardı, talep vardı. Ama en net teklif, en resmi diyebileceğimiz teklif Watford'dan da. Ozan da Premier Lig hayali çok yüksek olduğu için bu teklife sıcak baktı ve kabul etti. Bir de belki bu kadar detay daha henüz sizin elinize ulaşmamıştır ama muhabirlerin, takip edenlerin 7,5 milyon euroyu verdiği takdirde Watford bonservisini alıyor sezon sonunda. Peki Fenerbahçe bir sonraki satışında Türkiye'ye gelip gelmemesiyle ilgili bir tahdit koydu mu? Yani eğer Türkiye'ye satılacaksa ya da kiralanacaksa bu sadece Fenerbahçe olabilir ya da öncelik Fenerbahçe'dedir gibi. Bu konuda bilgin var mı? Bu detayı henüz bilmiyorum sevgili Serkan Korkmaz. Dediğim gibi biraz da araştırmamız gerekiyor bu konu hakkında. Ama Watford'un opsiyonu dediğim gibi kümede kalmaya bağlı. Yani Watford önümüzdeki sezonda Premier Lig'de devam ederse bu opsiyon otomatik olarak devreye girecek. Girmezse de Ozan Tufan, yani küme düşerse eğer Watford, Ozan Tufan muhtemelen yine Fenerbahçe'ye dönecek gibi gözüküyor. Peki. Ahmet Selim Kula çok teşekkür ederim aktardıkları için. Ozan Tufan bundan böyle Premier Lig'de Watford forması giyecek değerli izleyenler. Transferin detaylarını da Ahmet Selim Kul aktardı. Birkaç cümle isterseniz. Birkaç cümle etmek isterim ben. Çünkü Ozan benim çok özel bir yere koydum. Bir oyuncu kariyeri boyunca da dibi de gördü, zirveyi de gördü. Ve bunları kısa aralıklarla da yaşadı, yaşattı hepimize. Sergen Yalçın ona kendisinin iyi bir futbolcu olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz demeci. Tarihi bir demektir. Ve sonrasında futbolu bırakma noktasına gelen, şu an 26 yaşında olan Ozan Tufan, sonrasında bir anda kendisini yeniden Fenerbahçe ideal 11'inde ve milli takımın vazgeçilmezleri arasında bulmuştu. Evet. Ben çok büyük bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Türkiye milli takımlarındaki orta sahalarda Ünal Karaman, Emre Belözoğlu gibi özel bir yeri olduğunu düşündüğüm Ozan Tufan, iki yönlü ve modern futbolun gereklerini yerine getirebilecek kapasitede bir oyuncudur. İyi oynadığı, ritim tutturduğu takdirde, mental problemlerde yaşamadığı zaman futbola dört elle sarıldığında vazgeçilmez bir oyuncudur. Fiyatı da 7,5 falan değil, 30'dur. Yani bu sezon iyi şeyler yaparsa
gözü kapalı bir şekilde 7,5 milyon euroyu masaya koyan bir Watford görebiliriz. Özellikle bu arada Selim'e neden Fenerbahçe'nin ek bir madde koydurup koydurmadığını sorduğunuzu da merak ettim. Çünkü bir sonraki hamleyi düşündüm. Ozan çünkü eğer iyi bir sezon geçirmezse bazen oluyor Ozan'da böyle şeyler. Henüz 26 yaşında ama bize ve kendisine her şeyi yaşattı sahada. Kilosuyla, performansıyla, evet. Dibi de gördü, zirveyi de gördü. Eğer kötü bir sezon geçirirse ve Fenerbahçe'ye yani Watford buna rağmen onu alırsa ama işte bir sezon kiralama falan gibi bir şey olsa başka bir Türk takımında da görebiliriz. Ya da Fenerbahçe'yle sözleşmesi bittiğinde kendisiyle ilgilenecek çok da Türk takım olduğunu zannediyorum. Hmm. Yani şu gün itibariyle biz Ozan Tufan'ı serbest bıraktık deseydi eğer Fenerbahçe bugün gerçi hani Siopis'i falan aldı Trabzonspor ama Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da ne olursa olsun almak için her yolu denerdi. Eminim. Peki. Murat Özbostan, sizden de Ozan Tufan transferiyle ilgili birkaç cümle rica edeyim. Ya ben bir kere zoraki gittiğini düşünüyorum. Yani hocanın, Pereira'nın ona şans vermeyeceğini ki vermiyordu söylemesinin ardından. Bir kere Fenerbahçe için önemli bir kayıp olarak değerlendiriyorum. Katılıyorum. Kariyeri açısından da daha iyi bir takıma gitmeliydi. Yani küme düşmemeye oynayan bir ekibe değil, daha iyi bir takıma keşke transfer olsaydı. Sonuçta tabii Avrupa Şampiyonası'nı başarısız geçirmiş bir milli takım var. Bu oyuncuların da işte bu tür transfer beklentilerinde sorun teşkil etti, bir engel oldu. Yani eğer orada daha başarılı olan bir Ozan olsaydı belki bugün daha iyi, daha elit bir takıma, üst sıralarda bir takıma evet. gidebilirdi. Yani kariyeri açısından tabii ki İngiltere'de oynamak, Premier Lig'de oynamak önemli olabilir ama ben 26 yaşındaki oyuncumuzun daha üst bir takıma ya da İspanya, Fransa'da olabilir. Tabii o İngiltere'yi istiyormuş diye biraz önce arkadaşımız söyledi özellikle ama istiyordu. Daha iyi bir takıma, daha iyi bir takıma gitmeliydi. Bu belki gidişte biraz mecbur olduğunu düşünüyorum. İşte yani sonuçta adama git dediler, işte kiralamışlar. Bundan sonraki süreçte ne olur bilmiyorum. İnşallah iyi bir performans ortaya koyar. Takımı küme düşmez, İngiltere'de iyi bir yerde ligi bitirir. Biz de burada başarılarıyla övünürüz diye düşünüyorum. Yani bu umarım öyle olur. Bu dip nokta değil. Dip demedim zaten. Evet, yani şöyle ben kendim deminki cümlelerimden kaldım. Daha iyi bir takıma gitmeliydi. Futbolu bırakmayı düşündüğünü bizzat biliyorum. Sonrasında gelen bir Alanya'ya kiralanma hikayesi var. Neler oldu ondan sonrasında. Hep beraber yaşadık. Evet. Yeniden milli takım, yeniden Fenerbahçe ideal 11'i. Ozan bir şans daha buldu ve çok önemli bir şans. Ozan bir takıma değil bir lige gitti bence. Belki de orada kendisini gösterecek ve az önce söylediğimiz gibi çok daha üst sıralarda bir takıma da transfer olabilecek. Tabii ki bundan sonrasını göreceğiz. Fenerbahçe Ozan Tufan'ın eksikliğini sezon boyunca ne kadar kesinlikle hissedecek? Bunu da tabii ayrıca değerlendirmek, konuşmak lazım. Bunu da bize zaman gösterecek. 8 numara arayan Fenerbahçe Ozan Tufan'ı gönderdi. Bu cümle bile çok şey anlatıyor. Ya buradan da tabii şunu da söyleyebiliriz. Pereira'nın bu takımda şu anda ne kadar etkili olduğunu, yani bütün kararları evet. aldığını ve bu kararlara da yönetimin şartsız koşulsuz uyduğunu kabul görmekteyiz. Ettiğini. Kabul ettiğini. Peki. Ben Ozan Tufan'ın kendisinde gitmek istediğini ta Avrupa Şampiyonası'ndan beri bizzat biliyorum. Ya Fener ya kal deselerdi adama bir şey olsaydı ben bilmiyorum, gideceğini Ozan düşünmüyorum. Yani bu her şeyden bağımsız. Onu söyleyeyim ama. Yani sen iyi bir Ozan'ın da mı gideceğini düşünüyordun? Yani Pereira ona dese ki gelseydi de Ozan yani, Tufan bu sezon gitmek aynen, ister miydi? Gitmek istiyordu. Belki Emre Belözoğlu kalsa onu ısrarla tutardı, tutmazdı. Orasını bilmem. Ama Ozan Tufan Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca kötü performansının temel sebeplerinden birisi de bence budur. Avrupa Futbol Şampiyonası boyunca hatta demeçlerinde, konuşmalarında, sohbetlerinde zaten bu sezon Fenerbahçe'de oynamayacağını kendisi ifade ediyordu. Vermişti. Kendisi ifade ediyordu. Yönetim de hoca da zaten istemediğini başından beri belli ediyordu. Yani sonuçta bir futbolcu olarak bu takımda yer bulup bulmayacağınız, yani en azından 11'de yer bulup bulmayacağınız bu kadar belirsizken tabii ki böyle bir teklif geldiğinde bir de kiralama, yani satın alma gibi bir durum değil. Satın alması artık önümüzdeki sezon durumuna, performansına, takımın İngiltere'de alacağı sıra, yani sonuçta gittiği takım şey bir takım değil, yani küme düşmemeye oynayan bir takım. Vasat tabii bir ki. Ozan, yani iyi bir Zaytistan ya tabii her ki zaman bunu, iyidir. Bunu iyi değerlendirebilir. Ama vasatı da yakalayamadı Ozan bu sezon ve Avrupa Onu Futbol tam bilmiyoruz ya. Bence hoca
eline kağıdı kalemi almış, bazı isimleri tek tek yolluyor. Yani kafasında olan ya da olmayan oyuncuları üzerini çiziyor. Çok da öyle performanslarına ben baktığını düşünmüyorum. Yani o kafasında Parera bir... Yok. Yani o tam başlı başına bence buna ne denebilir? Ona ayrıca değinelim bence. Peki.